Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. 500 bin kişilik kaçak göçmen operasyonu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başladıktan sonra uyuşturucu tacirlerine, terörist gruplara, kaçakçı ve kaçaklara, organize suç örgütlerine açıktan ve eş zamanlı operasyonlar düzenliyor. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşıldı. Operasyon neticesinde senetler, tapular, paralar deşifre edildi. Yine son 4 aylık bir süre içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2397 operasyon yapıldığı, bu operasyonlarda 3975 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Bakın değerli dostlar, Bakan'ın verdiği bu rakamlar sadece 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Toplamda neredeyse 500 bin yasal olmayan yollardan ülkemizde bulunan veya girmeye çalışan yabancı uyruklu kişiden bahsediyoruz. Hali hazırda sınırlarımızdan geçen ülkemizde bulunan kaçaklar hariç. Akıl almaz rakamlar bunlar. Şüphesiz bu tür operasyonların devamı şart ancak aklıma hemen şu soru geliyor. Ülkemizde bulunan bu kaçaklarla ilgili haber yapan gazeteci ve sosyal medya içerik üreticileri neden tutuklular? Hemen provokasyon cevabının verileceğini biliyorum ama o iş öyle değil. Sayın Bakan'a açık çağrı yapıyorum. Haftalardır yazıyorum ve anlatıyorum. Banka dolandırıcılığı inanılmaz şekilde artmış durumda. Daha doğrusu dolandırıcılık vakaları çok fazla artmış. Dijital dolandırıcılık ve dolandırıcılık dosyaları ve mağdurları yüz binlerle ifade edilmeye başlandı. Sayın Bakan'a ihbarımdır. Yurdumuza giren yabancı uyruklular vasıtasıyla patates hat diye tabir edilen dolandırıcıların kullandığı yabancı uyruklular üzerine alınmış açık hatların iptal edilmesi gerekiyor. Telefonla dolandırıcılık vakalarının büyük bir kısmı bu hatlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Yine yabancı uyruklular üzerine kurulan şirketler ve bu şirketlere ait banka hesapları dolandırıcılık vakalarında kullanılan hesaplar olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel verilerin satıldığı uygulamalar ve satışı gerçekleştirenler artık bunu alenen reklamla yapmaktadır. Banka dolandırıcılık vakalarında kullanılan banka hesaplarının büyük bir kısmı aylık olarak kiralanan hesaplardan oluşmaktadır. Yakalanan şahıslar hesaplarını 2-3 aylık belirli bir para karşılığında kiraladığını veyahut da iş kurma bahanesiyle dolandırılıp belli süre kendilerine aylık para yatırıldığını söylüyor kripto para hesapları ve sadece internet bankacılığı adı altında yurttaşlara hesap açan, bu şirketlerin yeterli denetimi ve ehemniyeti göstermemesi nedeniyle büyük bir çark kurulup işletiliyor. Aslında ayan beyan ortada olan bir dolandırıcılık sistemi işliyor. Sonuçta başta kaçak göçmen sorunu olmak üzere uyuşturucu, mafya, terör, dolandırıcılık derken İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde kaldırılması gereken büyük bir yük var.